Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde arkadaşlar kadınları soğutan erkek davranışları, erkekleri soğutan kadın davranışlarından biraz bahsetmeye çalışacağım. Ortaya karışık başlıklar hazırladım arkadaşlar. Siz hani zaman zaman insanlardan elektrik alıyorsunuz ya da zaman zaman insanlar sizden elektrik alıyor ama bir anda bu elektrikler kesiliyor. Yo Yok yok elektrik alamadım ya da karşı taraf sizden elektrik alamıyor. Halbuki biraz elektrik durumu varsa biz bu davranışları sergilediğimizde ne oluyor? Elektrikler pat, kesiliyor. O yüzden de bu davranış kalıplarına lütfen dikkat etmek gerekiyor. Ne dedik? Kadınları erkeklerden uzaklaştıran, erkekleri kadınlardan uzaklaştıran davranışlar, söylemler bunlar. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Niye olmuyor? Neden olmuyor? Dediğimiz vakitlerde bir bakalım. Bunlardan kaç tanesini gerçekleştiriyoruz ya da karşıdakiler bunları gerçekleştirdiğinde biz buz gibi soğuyoruz. Ya işte bu davranış kalıplarına lütfen dikkat edin diyorum. Mesela neler bunlar? Başlayalım arkadaşlar. Evet gereğinden fazla samimi olmaya çalışmak. Mesela yeni tanıştık biriyle. Baktık ki fazla yakın olmaya çalışıyor. Biz mesela mesafe koyuyoruz. O biraz bu mesafeyi aşmaya çalışıyor ya da aynı davranışı bir sergiliyor olabiliriz. Örneğin burada neye dikkat etmek gerekiyor? Gereksiz samimiyet kurmak istemeyen insanlar genelde karşıdaki kişiye ismiyle hitap ederken hanım ya veya bey diye hitap etmeyi tercih ederler. Funda hanım ya da işte ne bileyim Ahmet Bey. Ayşe Hanım, Emel Hanım e, ya da falan filan işte lütfen birisi bey ya da hanım diye hitap ediyorsa sizin cinsiyetinizi bilmediğim için dedim ya ortaya karışık yapıyorum videoyu diye buna dikkat edeceğiz. Demek ki yavaş yavaş samimi olmayı tercih eden bir yapı var karşımızda. O yüzden ne yapıyoruz? Balıklama atlamıyoruz. Yoksa karşı taraf gidiyor arkadaşlar. Uzaklaşıyoruz ya da o bizden uzaklaşıyor. Evet e, sonra bunu çok karıştırıyor insanlar. Yani bu flörtöz davranışlar var. İşte bu flörtöz davranışlar sergilenince bunu nezaketle karıştıranlar çok var. Yanlış anlaşılmalara ve yanlış anlamalara sebep olduğu için flörtöz davranışlara da dikkat edelim. Bu flörtöz olmayı nezaketli olmakla sakın aman ha karıştırmayalım. Mesela biri gelir karşınızda. Ay ne kadar hoşsunuz. Flörtöz bir yaklaşım bu. Ne kadar hoşsunuz. Uslup çok önemli burada. Yani bakışlar çok önemli burada. Beden dili çok önemli burada. Buradaki ince çizgiye lütfen dikkat edelim. Yanlış anlaşılmayalım. Biz kendimizden sorumluyuz neticede. Hani sonuçta bir şeyler olsun diyoruz. Hayatımızda birileri olsun diyoruz. Ya da hayatımıza dahil olan insanlar uzaklaşsın istemiyorsak. Hem ilişkilerin başlangıcında hem de ortalarında bu davranışlara, bu söylemlere dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Evet mesela her şeye gülmek. <laughs> yani var ayıva gülenler var. Evet bu bu da hoş karşılanmıyor insanlar tarafından. Ya da somurtmak mesela gülünecek bir yerde bu da yine hoş karşılanmıyor arkadaşlar. Ve konuşacak konu bulamayınca, saçmalayan bir grup var. <laughs> Biz o grupta mıyız bilmiyorum. <laughs> Umarım değiliz. Evet dikkat etmemiz gerekiyor. Yani konuşacak konu yoksa susalım karşı taraf konuşsun değil mi? Ya da baktık saçmalıyor konuyu dağıtalım başka bir yere hemen çekelim yönlendirelim şahsı sonra da kaçar gideriz zaten. Peki sonra dünyadan bir haber olup sanki her şeyi biliyormuş gibi davrananlar da yine karşı tarafı uzaklaştıran kişi olarak karşımıza maalesef çıkıyor mu çıkıyor. Ve doğallıktan uzak konuşmalar, çok ağdalı konuşmalar, çok yavaş 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 <laughs> ya da çok hızlı çok hızlı çok hızlı bir şekilde konuşmak ya da hiç durmadan konuşmakta, çok fazla konuşmakta ya da çok fazla susmak da yine karşı tarafı e, uzaklaştıran bir davranış arkadaşlar. Sonra mesela e, karşımızda bir insan var ya da biz öyleyiz bilmiyorum ben ortaya karışık yapıyorum. Siz alacağınızı alın almadığınızı bırakın ben de yok deyin zaten. Çok fazla ilgi alanından bahsedilmesi. Mesela kişi hmm, ne diyelim spor yapmayı seviyor ya da doğa yürüyüşlerini seviyor ya da futbolu seviyor, sporun farklı farklı alanlarını seviyor ya da kitap okumayı çok seviyor, tarihi çok seviyor ya da bir alanla ilgili kendi yeteneğiyle ilgili işte sanatın, edebiyatın bir alanı ile ilgili bayağı bir ilgili ve sürekli bundan bahsetmesi yine bizim o insandan soğumamıza vesile oluyor ya da biz bunu yapıyorsak karşımızdaki insan yine bizden soğuyor mu? Soğuyor. Yani Almışsınız bir düdük öttürüyorsunuz sürekli ya da karşı taraf Yok ilgi alanı değil yani keyif alamaz şahıs burada. Tabii ki sohbetten aynı şekilde biz de keyif alamıyoruz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bir ilgi alanınız var, bir hobiniz var. Sürekli ondan lütfen bahsetmeyelim arkadaşlar. Evet sonra e, hmm, zamanlama. Zamanlama önemli. Mesela sürekli geç kalan insanlar da yine yani vaktinde bir türlü gelemeyen, ve sürekli bahaneleri bitmeyen insanlarda yine karşı tarafı kendinden soğutan insanlar olarak karşımıza çıkıyor mu çıkıyor buna da dikkat etmek gerekiyor mu gerekiyor peki sonra e, sonra arkadaşlar mesela karşı cinsin e, işini ya da işte hmm, dinlediği müziği ya da giyimini e, işte böyle görünümünü fiziki görünümünü olumsuz yorumlamakta yani yorum yapacaksınız madem olumlu yapın yani ya da ortaya böyle yumuşak bir şeyler serpiştirin illaki fikrinizi beyan edeceksiniz ama olumsuz yorum yapma karşıdaki insanlarla ilgili bu da yine kişileri uzaklaştıran tutum olarak karşımıza çıkıyor. Kavga eder gibi konuşmak, yüksek sesle konuşmak da yine insanları insanlardan uzaklaştırıyor. Her şeyi sosyal medyada paylaşanlar, artık günümüzde tamam sosyal medyayı çok kullanıyoruz ama her şeyi de paylaşıyorsa bir kişi bu itici geliyor insanlara. Yani ilgi açlığı olduğu anlaşılıyor bu insanların. Sürekli onaylanma, ilgi görme açlığı evet insanları insanlardan uzaklaştırıyor o yüzden sürekli her şeyi sosyal medyada ne yapmıyoruz paylaşmıyoruz neden çünkü insanların bizden soğumasına vesile oluyor ya da biz böyle insanlardan uzak durmaya gayret ediyoruz bu ne ya diyoruz çünkü tamam buna da lütfen dikkat ve kendine yapılmasını istemediği bir şeyi karşı tarafa yapanlar var. Yani işte bakıyoruz mesela burada mesela cinsiyet ayrımları çok devreye giriyor. Yani erkekler mesela ya ben erkeğim yaparım yap. Ondan sonra da karşı taraf gereğini yaptığında canın yanmasın o zaman. Ne yapıyoruz? Burada da yine işte kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi karşı tarafa yapmıyoruz. Bu bütün başlıklar için geçerli mesela yani empati önemli empati e, kurabilen insanlar zaten tercih edilen insanlar. Olayları mesela sakin karşılayamayan insanlar var sorunlar karşısında. Böyle bir kalan insanlar var. Sorun çözebilme becerisi önemlidir insanlarda. O yüzden de e, olayları abartmadan bu olayları nasıl halledebilirim diyen insanlar ilgi görürken maalesef olayları abartan olayların içinde zaten bir düğüm var, kör düğüm olan insanlarda yine insanları kendinden soğutan insanlar. Evet mız mız ay <laughs> memnuniyetsiz ya bakıyorsunuz hayatında öyle ciddi anlamda yani taşıyamayacağı yükü yok ama mız mız yani memnuniyetsiz. Evet hani ya bu da buna da rahat battı dediğimiz tiplerdir bunlar. Bunlar da yine bizde öyle mi bilmiyorum durum ama <laughs> insanları insanları ne yapıyorlarmış kendilerinden uzaklaştırıyorlarmış memnuniyetsiz mız mız tipler. Sürekli parasızlıktan yakınmak. Hmm. Evet bu da yine rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkıyor ya da çok paradan bahsetmek sürekli parasından işinden gücünden evinden arabasından e, bahseden insanlardan karşı tarafı e, soğutan insanlar bel altı muhabbetler mesela çok oluyor bu biriyle hani çok samimi değilsiniz. Olayları böyle e, bel altı fıkralar, işte filmler gibi gibi benzeri şeyleri gündeme getirip yansıtanlar var. İşte bu bel altı muhabbetlerde yine insanları uzaklaştırıyor. Her şeyin zamanı sırası var. Zamanlama önemli dedik arkadaşlar bir yere vaktinde gitmek kadar bir şeyi vaktinde paylaşmak da kıymetli mi? Evet çok kıymetli. insanların bizden soğuması için ya da hani bu bizi insanlardan uzaklaştıran bir durumdur. Böyle durumlarla zaten sizin hassas noktanızsa kesin sohbeti söyleyeceğinizi söyleyeyim. Şahısta durması gerektiği yeri bilsin. Evet yani bu konular hassas konular olduğu için zaten hani ilişkilerin Başlarında bu konuların açılmaması gerekiyor para konuları işte cinsellik konuları bunlar biraz daha hassas konular bunları ne yapıyoruz ilişkilerin başlarında ı -ı, kesinlikle kesinlikle gündemimize almıyoruz çünkü sıkıntı yaratıyor bize evet bir ilgisiz bir ilgili davranan insanlar var tutarsız insanlar var yaşamda bir samimi bir soğuk insanlar bir gülüyor bir e, surat sallıyor mesela değil mi? Yani surat asıyor. Yani duygu durumlarını yönetemeyen insanlarda, inişli çıkışta duygulara sahip olan insanlarda yine insanları kendinden uzaklaştıran insanlar. Sonra mesela insanlarla yaşadığı mahrem e, başlıkları geçmişine dair e, konuları gündeme getiren insanlar da yine İstenmeyen insanlar olarak karşımıza çıkıyor Bu da aklınızın bir köşesinde olsun diyorum Ve karşıdaki insanın önemsediği konudan Kendi önemsediği konu daha önemli gibi Karşıdakinin önemsediği konuyu önemsizleştiren insanlar da yine Soğuduğumuz insanlar olarak karşımıza çıkıyor Baskı kurmak Şahsa sınır çizmek Olduğu gibi davranamamasını sağlamak yani onu kişiliğinden etmeye çalıştırmak ya da fazla fazla dönüştürmeye çalıştırmak çalışmak daha doğrusu yine soğutan davranış olarak karşımıza çıkıyor mu çıkıyor ki bu hassas bir konu zaten diğerleri de hassas da kişiliğiyle oynamak birinin çok daha hassas çok zıtsanız hep diyorum ya zaten uzaklaşmakta fayda var kırmaya dökmeye gerek yok. Yani bir insana fazla sahiplenmemek lazım. Çok yapıyor insanlar. Çok kıskanç, çok sınırlar çizenler var. Bu eşya değil, bu ev değil, bu araba değil, bu kedi değil, bu köpek değil, bu insan. Bu aklı olan bir canlı. O yüzden akılsızmış gibi işte ahlak dersi verir gibi fazla sahiplenmek, fazla sınırlar çizmek insanları insanlardan uzaklaştırıyor net. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Böbürlenmek. Hı. Hmm nedir yani? Narsis yapılar çok var maalesef. Yani böbürleniyor, karşı tarafı ezmeye çalışıyor, küçümsemeye çalışıyor. Sonra karşı tarafta alıp başını gidiyor zaten. Bu da acayip derecede kişileri kişilerden uzaklaştırıyor. Büyüklenme hastalığına yakalanmış insanlar bunlar mesafeli olmak gerekiyor. Zaten mesafeyi açıyoruz böyle bir yapı varsa ama biz yapıyorsak lütfen farkına varalım bu davranıştan uzaklaşalım. Evet amaçsız miskin tipler var. Bu amaçsız insanlar, hayalleri olmayan insanlar da yine e, karşı cinsi soğutan insanlardır. Geleceğe umutla bakamayan e, negatif senaryoları çok fazla olan insanlar, işte yarını belli olmayan insanlar, e, belirsiz insanlar, evet karşı tarafı uzaklaştırıyor kendinden. Kalabalıklarda hı hı, sürekli kendini gösterme çabasında olanlar, özgüvensiz yapılar. Bunlar da mesela her bir şeyde verir öne. İşte bu insanlar dan mısınız yok canım değilsinizdir. Tamam bunlar da insanları uzaklaştırıyor kendinden. Kadın olsun erkek olsun fark etmiyor. Sürekli öne kendini atan tiplere de dikkat etmek gerekiyor. Öyle değiliz diye de düşünüyorum arkadaşlar. Peki şıp sevdi yapılar var. Yani daldan dala zıplayanlar var mesela. Bu şıp sevdi yapılarda da hemen aşık olanlar. <laughs> bunlar bakıyorsunuz. O bir haftada aşkım Canım, bir tanem, her şeyim sensiz olamam moduna geçer bunlar. E, bunlar güven vermeyen insanlar zaten böyle başlıyorsa ilişkiler e, bu kadar aşırı birden duygu yoğunluğuyla hüsran olma olasılığı yüksek oluyor neticesinin. O yüzden de bu yapılara hani biraz zaten farkındalığı yüksek olan insanlar çok fazla hemen inanmazlar ama o kişi zanneder ki o ben bunu bu dilimle tavlarım. Şıp sevdi tavırlarla hemen aşık olan insanlar da e, güven vermeyen e, çabucak karşı tarafı işte böyle şüphelere düşüncelere sevk eden yapılardır ve soğuturlar mı karşı tarafı soğuturlar yapıyorsak yapmayalım arkadaşlar tamam sonra kişisel Bakımına dikkat etmeyenler, kokusuna dikkat etmeyenler, tıraşına dikkat etmeyenler, saçına, başına, kaşına, giyimine, kuşamına, kişisel bakımına dikkat etmeyen insanlardan da uzaklaşıyoruz. Mesela daha önceki videolarda da mesela iten ve çeken tiplerden bahsetmiştim zaten. Bazı işte başlıklar hazırlamıştım buna dair. Burada mesela daha önceki videolarda söylemediğimi hatırlıyorum. İşte kadınlarda mesela bir erkeğin bir kadından uzaklaşmasına vesile olan bu ojelerin mesela çıkmış olması onu söylemiştim herhalde. Bir de şu koldaki tüylere dikkat etmek gerekiyormuş. Erkekler mesela bundan rahatsız oluyormuş. ha Biz kadınlar neden rahatsız oluyoruz? Erkeklerin e, tüy olayında ensesindeki e, tıraş olmamış. Enseden rahatsız oluyoruz. Bu kıl tüy işlerine de ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Güzel tamam. Ve e, kavgaya gider gibi yürüyenler var böyle kavgaya gider gibi yürüyen <laughs> erkeklerde bunu çok görüyoruz. <laughs> evet bu yürüme tarzı da bakın uzaklaştırıyor karşı tarafı. Bir de kavgadan döner gibi olanlar var. O yüksek ökçelerle yürüyemeyen arkadaşlar böyle yani baya bir zorlanıyorsunuz. İşte bu da kavgadan döner gibi yürüme tarzı da erkekleri uzaklaştırıyor bizden. Erkeklerin de bu Kollarında karpuz taşır gibi kavgaya gider gibi yürüme şekli de evet yine dediğim gibi uzaklaştırıyor karşı karşıdaki insanı. Peki bir de çok meraklı insanlar var. Konuyu toparlayayım arkadaşlar. Çok meraklı insanlar da e, uzak durduğumuz insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, birileri bizi merak ediyorsa zaten sorular soracaktır. Çok merak iyi değil e, ve herkes her şeyini paylaşmak istemeyebilir. O yüzden çok meraklı olmayalım. Daha çok böyle dinlemeyi e, tercih edelim. İnsanlar e, dinlenilmeyi sever çünkü dinleyen taraf olmakta da fayda var. Yani kişilerle ilgili günü gelince öğrenmek istedikleriniz o zaten dökü verecektir. Fazla üzerine gitmemekte fayda var. Evet e, iletişim içerikli biraz bu video tabii ki ikili ilişkiler ya da işte karşıdaki bir erkek daha başlamamış bir ilişki ya da bir kadın işte başlamamış bir ilişki henüz başında her şey ama diyorsunuz ya ya niye olmadı niye ben elektrik alamıyorum ya da neden elektrik veremiyorum dediğimiz durumlarda bu elektrikler neden kesik oluyor işte buna dair bir video hazırlamaya çalıştım erkekleri soğutan Kadın davranışları, kadınları soğutan erkek davranışları. Tabii konu çok geniş bir konu ama en azından belli başlı başlıkları aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Bu arada kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Bana ulaşmak isterseniz Funda Yucel 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.